VPF'de line sınıfını incelemiştik. Line sınıfı ekranda çizgi oluşturmaya, kesik kesik ya da düz çizgi oluşturmaya yarardı. Burada bunun CS tarafında nasıl, yani C Sharp tarafında nasıl yapılacağını göreceğiz. İlk olarak hatırlamak için burada yeni bir basit örnek oluşturdum. Line x1 ve y1 veriyorum. 40-40 değerlerine sahip ve x, y ile y2'yi 150 değerlerinde verdim. Ve ekranda bu şekilde bir çizgi oluştu. Bunun stroke, yani rengi gray, yani gri. Stroke thickness ise 3. Bu da kalınlığı oluyor. Mesela 1 verdiğim zaman daha ince bir çizgi oluyor. Burada stroke, başka bir stroke kullanarak, mesela dash array diyerek bunun çizgi olmasını sağlayabiliriz. Aksi halde bu düz olacaktır bu şekilde. Peki bunun CS tarafında nasıl gerçekleştirebiliriz? Mesela CS tarafında ben name veriyorum öncelikle. Programlama tarafında erişeceğim için layout root adını verdim. Sağ tıkladım ve view code yaptım. Burada this.loaded diyerek bir event fırlatıyorum. Bu eventin içerisinde line oluştur şeklinde bir metodum var. Bu metod içerisinde bir line oluşturuyorum. Line sınıfını kullanarak bunu oluşturuyorum. Adı grayline. New line diyerek bunu oluşturdum ve grayline.x1 40, y1 40 ve 150-150 şeklinde buradaki main window'daki basic versiyondaki gibi bir değer verdim. Aynı değerlere sahip. Bunu renklendirmek için gene fırçalara ihtiyacımız vardı. Bunda tek bir fırçaya ihtiyacımız var. Çünkü herhangi bir kenarlık falan yok. Sadece tek bir çizgimiz var. Onun rengini vereceğiz. Bunun için solid color brush diyorum ve gray brush diyerek bunun bir gri brush fırça olacağını belirtmek için de graybrush.color eşittir colors.gray diyorum. Gri olduğunu belirtiyorum. Daha sonra bunun stroke thickness değerini vermem gerekiyor. Bu da 3, yani kalınlığı. Bunun stroke değeri ise, yani rengi ise graybrush, yani graybrush neydi? Gri idi. Onu da belirttik ve layout root.children.add diyerek gray line'ı, yani buradaki line'ı verdim ve ekranda oluşturdum. Şimdi bu ilk oluşturulan main window'du. Mesela bunu çalıştırdım. Şu an main window'u görüyoruz. Bu özelliklerde. Bunu değiştirelim. Gördüğünüz gibi aynı. Sadece kalınlık olarak bir değişiklik yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. O bir fark olabilir. Bu şekilde CS tarafında da aynı sonuç, XAML tarafında da aynı sonuç bize göründü.